Herkese selamlar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte çok merak ettiğiniz Game Booster markasının 7.1 oyuncu kulaklığıyla karşınızdayım. Ama bu 7.1 oyuncu kulaklığını bilerek seçtim, bilerek seçmemin en büyük sebebi ise titreşim özellikli bir oyuncu kulaklığı. Galiba en son titreşim özellikli bir oyuncu kulaklığı incelediğim zaman 3 sene falan geçti. 3 sene oldu üzerinden ve bugün yine titreşim özellikli ve gerçekten dolu dolu bir oyuncu kulaklığıyla karşınızdayım. Ve tabii ki de olmazsa olmazımız fiyat performans. Ve dostlarım tabii ki de biliyorsunuz yukarıdan çıkan anketlerden bu cihaza kendi puanını vermeyi unutma. Videoyu izle. Bu cihaza kaç puan vermek istiyorsan yukarıdan bunun puanını verebilirsin. Ve videoma güzel bir like atarak kanalıma abone olarak da bana destekçi olabilirsin. Seni seviyorum. Şimdi elimizdeki ürünün ben güncel bir fiyatına bakayım. Game Booster Ghost Shark. Bir yerde gördüm. 255 TL olarak gördüm. Ama ne kadar güvenilir bir yer bilmiyorum. İlk defa duydum. Sen Karnet ne ya? Yani anladığım kadarıyla 250-260 lira seviyesinde bir oyuncu kulaklığı. Yani bir 268 TL gördüm. N11'de. Dediğim gibi ben açıklama kısmına bulabildiğim en ucuz linki koyacağım. Hatta markayı söyleyeceğim, kampanyalı bir link almaya çalışacağım. Hiç merak etmeyin. Ama bu tür markalarda benim en çok sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Bu markalar sayesinde o pahalı pahalı markalar fiyat kırmak zorunda kalıyor. Yani bu markaların olması çok güzel bir şey. Bakın dikkat edin, bugün artık monitör piyasasına bakıyoruz ve ViewSonic, AOC gibi markalar sürekli fiyat kırıyor. Dikkatinizi çekti mi? Bu neden sonra oldu? Bu piyasaya yeni çıkan markaların ucuza monitör sunmasından sonra oldu. Ne oldu? Fiyatlar sürekli düşmeye başladı. İşte bunlar çok güzel bir şey. Yani bu tür markalar her zaman olmak zorunda. Şimdi kutumuza baktığımız zaman dostlarım karşınızda gayet güzel tasarlanmış renkli bir kutu var. Game Booster Ghost Shark 7.1 titreşim özellikli. 50 mm sürücüye sahip, kendi üzerinde kontrolcüsü bulunan, dediğim gibi kampanyalı link bulabilirsem 220 lira 230 lira seviyesinde bulabilirsem eğer çok güzel bir alternatif olduğunu söyleyebilirim. Ve şöyle gayet standart, ben bir yerli fiyat performans ürünüyüm diye bağıran bir kulaklıkla karşınızdayım. Şimdi şöyle bir açalım. Şurada bir tane kullanım kılavuzumuz var. Bakın şöyle bir kullanım kılavuzumuz var. Arkada garanti maranti falan filan. Burada ürünün tedarikçisi Vectron olduğunu buraya yazmışlar. Burada da ürün hakkında birkaç tane bilgi var. Ama dediğim gibi kullanım kılavuzları önemli, okuyabilirsiniz. Başka da bir şey çıkmıyor. Şimdi girişimiz USB giriş. 7.1 ses kartına sahip. Kabloya baktığımız zaman burada 2.2 metrelik gerçekten epey bir uzun kablomuz var. Kalın bir kabloya sahip. Ama kablomuz herhangi bir şekilde bir örgü yapıyla gelmiyor. Ve burada güzel bir şey var. Ses kartımız bizlere göz kırpıyor. Sesi açma, sesi kısma, titreşimi açıp kapatma, mikrofonu açıp kapatma ve 3 boyutlu ses teknolojisini açıp kapatmanıza imkan tanıyan burada tuşumuz bulunuyor. Bütün kontrolleri buradan yapmanız mümkün. Şimdi oyuncu kulaklığımı bilgisayara güzel bir şekilde bağlıyorum ve bağladığım anda ise burada bizi bir RGB aydınlatma karşılıyor. Bu RGB aydınlatma herhangi bir şekilde farklı bir moda geçmiyor. Bu şekilde. Buradaki renk geçişleri falan gayet yumuşak ve gayet güzel olmuş. Burada RGB aydınlatma gayet hoş. Ve güzel bir nokta, dış kasamız yani şurası tamamıyla mesh. Ve mesh ızgaramızın hemen şuradaysa yine metal Game Booster damgasını görebiliyorsunuz. Buraya Game Booster yapıştırmışlar. Güzel olmuş. Üst tarafa geldiğimiz zaman ise burada bir kafa bandımız var. Kafa bandımızı koruyan da bir çelik yapı var burada. Bu çelik yapıyı da siyah boyamışlar. Yani böyle siyah, kırmızı dikişlerin bulunduğu güzel bir oyuncu kulaklığı olduğunu söyleyebilirim. Yine burada tuğni deri bir yapı var. Kafamıza yerleştirdiğimiz zamansa kulaklık 295 gram. 295 gramla kafanızda bir ağırlık oluşturmuyor. Lakin şurada bak şu alt kısımlarda şuralara kulağımın arkasına, gerçi benim kulağım birazcık kepçedir. Şuraya parmağım giriyor. Onun dışında ergonomisi anlamında bir sıkıntısı yok. Ve mikrofonumuzun ucuna dostlarım hafif böyle soft bir şekilde yanan kırmızı bir aydınlatma bulunuyor. Şu an pek gözüküyor mu bilmiyorum ama gördüğünüz gibi küçük bir kırmızı aydınlatma mevcut. Bak şu mikrofonda bu şekilde içeriye, dışarıya, aşağıya, yukarıya değişiyor. Mikrofon böyle gayet yerinde. Biraz da uzun olabilir miydi? Olabilirdi ama ihtiyacımızı görüyor mu? Bence görüyor, bir sıkıntı yok.
Şimdi ses performansına geldiğimiz an dostlarım, bu kulaklıkta benim en çok sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Titreşim özelliği. Şimdi ilk etapta şunu söyleyebilirsiniz. Ya titreşim özelliği çok önemli bir şey mi? Bir oyuncu kulaklığına çok mu önemli diyebilirsiniz. Ama titreşim özelliği, zaten titreşimin aktif olduğu yerler müziklerde, seslerde, oyunlarda basın yüksek olduğu yerler. Yani çalışmaya girdiniz ve bomba patladı. Bomba patladığı anda kulağa çok güzel bir titreşim veriyor. Bunu denemenizi istiyorum. Yani titreşim özelliği, müzik dinlerken baslı bir müzik, özellikle rap müzik dinlerken o alttan böyle yumuşak bir titreşim çok güzel bir atmosfer katıyor. Zaten oyuncu kulaklığımız 50 mm'lik sürücülerle geliyor ve gerçekten vermiş olduğu ses seviyesi çok güzel. 112 desibel ile 115 desibel arasında bir ses seviyesi var. Bunda gerçekten müzik dinlerken, oyun oynarken, ne bileyim veyahut da film izlerken vermiş olduğu ses keyfi oldukça başarılı. Ses kalitesi anlamında hiçbir şey söyleyemem. Gelelim mikrofon performansına. Şimdi mikrofon testine geldiğimiz zaman ise gördüğünüz gibi burada bir yaka mikrofonum bulunmuyor. Sesimi şu anda tamamıyla Game Booster'ın bu oyuncu kulaklığının mikrofonundan duyabiliyorsunuz. Ve ses kartımız üzerinden burada rahat bir şekilde mikrofonu kapatabiliyorsunuz. Mesela şu anda kapattım. Açtım. Şu anda beni duyabiliyorsunuz. Kayıt performansına baktığımız zaman ise ses performansı kadar oldukça başarılı bir deneyim sağladığını söyleyebilirim. Yani oyun oynarken veyahut da arkadaşlarınızla Discord'da muhabbet, sohbet ederken dostlarım, buradaki mikrofonumuz güzel bir iş çıkarttığını özellikle eklemek istiyorum. Mikrofon performansına baktığımız zaman dostlarım, orta üst seviye bir mikrofon deneyimi olduğunu söyleyebilirim. Zaten her zaman söylüyorum. Üst seviye kulaklıklardan ziyade nedense abi bu Çinli ucuz markalı kulaklıkların mikrofonları çok başarılı oluyor. Dediğim gibi orta ve üst seviye diyebileceğiniz bir mikrofon performansı olduğunu söyleyebilirim. Söyledim bile. 7.1 ses teknolojisine baktığımız zaman cihazımızda sanal 7.1 ses teknolojisi olduğu için zaten diğerleriyle, diğer cihazlarla benzer bir performans veriyor ve sanal 7.1 ses teknolojisi ne sunuyorsa bu cihaz da size onu veriyor. Yani bir mesela Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege oynadığınız zaman ki en güzel örneklerden bir tanesidir bu. Adam sağdan mı geliyor, soldan mı geliyor, arkamda mı? Ön taraf nerede olduğunu güzel bir şekilde size hissettiriyor. Ama gerçek bir 7.1 ses teknolojisini barındıran kulaklık gibi değil. Zaten gerçek bir 7.1 ses teknolojisine sahip kulaklık aldığınız zaman da fiyatları inanılmaz pahalı. Ama sanal 7.1 ses teknolojisine sahip bir kulaklık ne yapıyorsa bu cihaz da aynen o şekilde size bunu sağlayabiliyor. Dostlarım, sonuca geldiğimiz zaman bugün Game Booster'ın gerçekten merak ettiğiniz 7.1 ses teknolojisine sahip Ghost Shark isimli oyuncu kulaklığına yakından baktık. Bu kulaklığımızın en büyük olayı neydi? 7.1 ses teknolojisinin yanı sıra dostlarım 50 mm sürücülerle birlikte baslara yardımcı titreşim özelliğine sahip bir oyuncu kulaklığına yakından baktık. Titreşim özelliği gerçekten işe yarıyor. Fiyatıyla fiyat performans bir ürün olduğunu söyleyebilirim ama benim umduğum şey bunu daha düşük bir fiyatta bulabilirsem mutlaka açıklama kısmına mutlaka ekleyeceğim. Firmayla konuşacağım. Umarım ki kampanyalı bir link bulabilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.